A kümesi x öyle ki x çarpı y 12 x bir doğal sayı y de bir doğal sayıdır diyor. Yani çarpımları 12 yapan sayılar istiyor. 1'e 12, 2'ye 6, 3'e 4 ya da bunların tam tersi. 4'e 3, 6'ya 2, 12'ye 1. Soru bize x'i istemişti. Dolayısıyla x'imiz 1 2 3 4 6 12 olan E seçeneğidir. x öyle ki X 1 ile 115 arasındadır. Aynı zamanda 10'un katı olan bir tam sayıdır. Dolayısıyla 10'dan başlıyoruz. 10, 20, 30 şeklinde gidiyoruz. 110'a kadar devam ediyoruz. Yani terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'dir. Buradan da sadeleştirirseniz eleman sayısı 11 ile değişiklidir. A kümesi x öyle ki 2x artı y eşittir 10. x bir doğal sayı y de bir doğal sayıdır diyor. 2x artı y eşittir 10 olduğuna göre x'e en az doğal sayı dediği için 0 verebiliriz. x'e 0 verdiğimiz zaman burada y'miz 10 olmak zorunda. x'e 1 verirsek 2 kere 1 2 8 eklersek 10 yapar. x'e 2 verirsek 2 kere 2 4 6 yaparsak 10 yapar. 2 çarpı 3 6 4 eklersek 10'dur. Yine benzer şekilde 2 çarpı 4, 8, 2 eklersek 10 diyebiliriz. Son olarak da 2 çarpı 5, 10, 0 eklersek 10'dur diyebiliriz. Yani x değerlerimiz burada gördüğünüz gibi 0'dan 5'e kadar olan rakamlardır. 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. Yani buradaki eleman sayısı sa ile gösterilir. Bu da 6'dır. Ancak bize buradaki alt küme sayısını sormuş. Dolayısıyla 2 üzeri 6'dan Alt küme sayısı 64'tür. Cevabımız B şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi sonsuz kümeye örnektir? A kümesine bakarsanız burada 1, 2, 3 ve 5 rakamları var. 4 tane olduğu için sonlu kümedir. Yılın E ile başlayan ayları. Zaten yılımızda 12 tane ay var. Eylül, Ekim gibi aylar sonsuz bir kümeye örnek değildir. Dolayısıyla B şıkkı da gitti. C şıkkına bakıyoruz. 1 ile 10 arasındaki reel sayılar. Buradaki sayılar sayılamaz arkadaşlar. Sonsuz bir kümedir. Diğer şıklara bakalım. D şıkkında 7'den küçük olan doğal sayılar demiş. 0'dan 6'ya kadar olduğu için bunlar sayılabilir. E şıkkında x 2n yani x çift bir sayıdır diyor. N de bir rakamdır diyor. E rakam olduğuna göre 0'dan 9'a kadar değerler alabilir. X de 0, 2, 4, 6 gibi 18'e kadar farklı değerler alabilir. Dolayısıyla burada da 10 elemanlı bir küme var. Yani cevabımız bu şekilde C şıkkı. A kümesi kalem kelimesinin harflerinden oluşmuştur. Alt kümelerinin kaç tanesinde K bulunur? A bulunmaz. Alt küme yapalım. K'mız kesinlikle var. A yok. A yerine ne olabilir? L, E ya da M olacak. K sabit olduğu için burada herhangi bir alt küme sayısını etkilemiyor. A da bulunmadığı için a da etkileyemiyor. Dolayısıyla buradaki etkin olan L e ve M harfleridir. 3 elemanla 2 üzeri 3 yani 8 tane alt küme oluşturabiliriz. Cevabımız Bursa. A ve B kümelerinin alt kümelerinin kaç tanesi eşit kümelerdir. Alt kümelerinin eşit olabilmesi için buradaki elemanların ortak olarak kullanılması gerekir. Yani ortak elemanlarımız 2 var. Sonrasında A var. Başka da eleman var mı? Bir de birimiz var. Yani A kesişim B'miz 1, 2 ve A'dır. 3 elemanlı bir kümedir. Alt küme dediği için 2 üzeri 3 yani 8 tane alt kümemiz eşit küme olacak şekilde cevabımız da değişik. ABC kümelerine göre hangileri doğrudur? B kümesinde 5-7 var. A kümesinde 5-7 var. Sonrasında 1, 3, 10 gibi başka elemanlar da var. Dolayısıyla B kümesi A'nın alt kümesi. A kümesi ile C kümesinde elemanların sadece yerleri değişmiş. Bu kümeleri farklı bir küme yapmaz. Dolayısıyla ikisi de aynı küme birbirine eşittir. E aynı kümeler birbirini hem kapsar hem de alt kümesidir. A kümesi C'yi kapsar desek de doğrudur. A kümesi C'nin alt kümesi desek de doğrudur. Dolayısıyla hepsi doğru olduğu için Cevabımız E şıkkı. N bir tam sayı olmak üzere A kümesi X öyle ki 3 küçük X küçük N X dediğimiz sayı da 4M gibi bir sayı. Buradaki M sayısı her zaman bir tam sayı olacakmış. Kümesinin eleman sayısı 6 olduğuna göre N en fazla kaçtır? Burada X sayısı 4'ün bir katıymış. Yani 4 ile başlayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24 şeklinde olabilir. Şu an eleman sayımız 6. Ancak bir de 28 dersek o zaman eleman sayısı ne olacak? 7 olacak. Burada n sayısına en fazla kaç verebiliriz? Şimdi n sayısına 30 vermiş olsak 30'dan küçük olan 4'ün katı olan bir sayı var 28. Bu bizim işimizi bozuyor. D şıkkına bakarsanız burada n yerine 28 yazdığımız zaman nasıl olacak? 3 küçük x küçük 28 olacak. 28'den küçük olan 4'ün katı olan en büyük sayımız 24'tür. Burada herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Dolayısıyla n en, en fazla 28 olur. Cevabımız denizli. Bir kümenin eleman sayısını 3 artırdığımızda alt küme sayısı 112 artıyormuş. Yani n tane elemanımız var diyelim. 3 artırdığımızda alt küme sayısı 2 üzeri n artı 3. Normalde 2 üzeri n. Bunların arasındaki fark da 112'ymiş. Bunu da çarpanlara ayıralım. 2 üzeri n çarpı 2 üzeri 3 eksi 2 üzeri n çarpı 1 eşittir. 112. E i̇kisinde de 2 üzeri n'ler ortak. 2 üzeri n parantezine alalım. Bunları silersek 2 üzeri 3 eksi 1 eşittir 112. E burada 7 olacak. 7 ile 112'yi sadeleştiriyoruz. Burası 16'dır. Yani 2 üzeri n 16 ise n de 4'tür kümenin ilk durumdaki eleman sayısı olan n 4'e eşittir. Cevabımız C şıkkı. A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde sadece tek sayılar bulunur? Yani tek sayılarımız neler burada? 1, 3, 5 ve 7. Bunların dışında eleman bulunmayacak. Dolayısıyla burada 4 tane eleman olduğu için 2 üzeri 4 eşittir 16 deriz. Ancak cevabımız 16 değil. Şimdi alt kümelerin içerisinde arkadaşlar her zaman boş küme de vardır. Dolayısıyla bakın burada boş küme dediğinde olmaz. Neden olmaz? Sadece tek sayılar bulunacak diyor. İçerisinde en azından 1 gibi 3 gibi bir tane sayı olması gerekir. Dolayısıyla bu boş kümeyi iptal ediyoruz. 16'dan 1 çıkarırsanız cevabımız E şıkkı. Burada kuralımız şu. En baştaki çember içerisinde A kümesinin elemanları var. 1 ve 2 var diyor. Hemen yanındaki çember içerisinde bu 1 ve 2 ile oluşturulabilecek boş küme, 1, 2 ve 1 2 gibi alt kümelerinin hepsini yazın diyor. Sonrasında bu şekilde burada diyelim ki 4 tane eleman var. Hemen yanında da 2 üzeri 4'ten 16 tane alt kümeyi buraya doldurun diyor. Buna göre A kümesi 1 2 3 kümesi için son çember içerisindeki kümenin elemanlarının sayısı kaçtır? Burası 1 2 3 olduğunda 3 elemanlı bir küme. Burada 2 üzeri 3'ten 8 tane eleman olacak. Dolayısıyla son çemberde de 2 üzeri 8 tane yani 256 tane eleman olmak zorunda. Cevabımız C şıkkı. A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesi 3 4 kümesini kapsar? Yani 3 4 kümesi kesinlikle olacak. Diğerleri bakın 1, 5, 6 ve 7 elemanlarıyla kaç tane alt küme oluşturabiliriz? Burada 4 tane eleman olduğu için 2 üzeri 4'ten 16 tane alt küme oluşturulabilir. Cevabımız C şıkkı. A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 1 veya 6 bulunmaz? 5 bulunur diyor. Burada veya'yı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Veya dediğinde 1 bulunmaz 6 bulunur durumu olabilir. Sonrasında 5 de bulunacak. Sonrasında 1 bulunur. 6 bulunmaz. 5 bulunur. Son olarak e, burada hem 1 hem de 6 bulunmayabilir. 1 bulunmuyor. 6 bulunmuyor. 5 bulunuyor. Buradaki 3 durumu da bu şekilde inceleyeceğiz. Şimdi birinci duruma bakarsak 1 bulunmuyor. 6 bulunuyor. 5 bulunuyor diyor. Bulunuyor ya da bulunmuyor. Bunlar fark etmez. Bunlara çarpı koyuyoruz. Geriye 4 tane eleman kaldı. Burada 2 üzeri 4'ten 16 tane alt küme oluşur. Yine benzer şekilde burada da 2 üzeri 4'ten 16 tane son olarak burada da 16 tane diyoruz. Hepsini topluyoruz. 16 32 48. Cevabımız bu şekilde E şıkkı gelir. Bu boşluklara herhangi bir sayı gelecek. Bunlar da bu küme içerisinden seçilecek. Buraya A diyelim, B diyelim, C, D ve E diyelim. Burada A kümesinde C, D, E var. Artı 6 ve 8 var. Diyor ki bunların toplamı 30'dur. Eşittir 30. Dolayısıyla C artı D artı E eşittir 16. Sonra B kümesine geçelim. B kümesinde 5, 6, A ve C var. Eşittir 30'muş. Buradan da A artı C'miz 19. Son olarak C kümesine geçersek A, B var. 6 ve 8 var. Toplamı 30. Buradan da A artı B eşittir 16. E toplamı 19 yapan iki sayı arıyoruz. Bunlar ya 10'dur ya 9'dur. A'ya 10 verelim. C'ye 9 verelim bakalım sağlıyor mu? Burada A'ya 10 verirseniz B 6 yapacak. Ancak 6'nın yeri sabit. Dolayısıyla bu olmadı. Demek ki A 10 değil. A 9 C 10. E A'mız 9 olduğuna göre burada B'miz de 7 olmak zorunda. Yani 9, 10, 7, 5, 6 ve 8'i eliyoruz. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 2 ve 4 kaldı. Dolayısıyla bu 2 ve 4. D ve E'den herhangi ikisi. C'miz de zaten 10. Toplamları da bakın 16. Şimdi bize A kümesinin elemanlarını çarpın demiş. Yani C, D, E 6 ve 8'i çarpın diyor. E, C, D, E'miz 2, 4 ve 10 dedik. 10, 2 ve 4 çarpıyoruz. Sonrasında 6 kere 8'den 48. E 4 kere 2 8. Buradan 80 geliyor. 80 çarpı 48. Buradan da cevabımız 3840'tır. E seçeneğidir. ABC kümeleri verilmiştir. Buna göre A birleşim C fark B kesişim C kümesinin alt küme sayısı kaçtır? A birleşim C'de A ve C'deki elemanları birer kez yazalım. 1, 2, 4, A7. Bunu aynen yazdık. Sonra C kümesinde farklı olan ne var arkadaşlar? 5, 3 ve B. Dolayısıyla A bileşim C'yi bu şekilde oluştururuz. Sonra B kesişim C. B ve C'deki ortak elemanları ifade ediyor. Bakıyoruz burada her ikisinde 3 var. 3'ü yazalım. İkisinde de 2 yok. 5 var. 5 de yazdık. Sonra 1 yok. Bir de B var. B kesişim C'de de 3 tane elemanımız var. Buradaki ifade farktır. Fark demek A bileşim C'de olacak, B kesişim C'de olmayacak. Yani ortak olanları silelim. 3'leri sildik, 5'leri sildik, B'leri sildik. Dolayısıyla bu küme 1, 2, 4, 7 ve A'dan oluşuyor. 5 elemanlı bir küme. 5 elemanlı olduğuna göre alt küme sayısı da 2 üzeri 5'ten 32'dir. Cevabımız D şıkkı. Kümelerin içindeki 1 2 3 4 5 6 7 8 sayıları buradaki elemanları değil de o bölgedeki eleman sayılarının kaç tane olduğunu ifade ediyor. Buna göre bu kümenin eleman sayısı kaçtır? A'nın tümleyenine bakalım. A'nın tümleyeninde 3 4 5 ve 6 var. 3 4 5 6 diyelim. Sonra B'nin tümleyeninde ne var? Ona bakıyoruz. B'nin dışındakiler 5 6 7 ve 8'dir. Sonra C'nin dışındakilere bakalım. C'nin dışında da 1, 3, 6 ve 8 var. Şimdi bu ikisini birleştirin demiş. Birleştirirsek 1, 3, 6, 8, 5 ve 7 olacaktır. Şimdi biz yukarıdaki ifadeyle kümeyle aşağıdakine ne yapıyoruz? Kesiştiriyoruz. Yani ortak olan elemanlar. Ortaklarımız 3, 6 ve 5'tir. Yani bunları toplarsak 3 artı 6, 9, 5 eklersek 14 Cevabımız Denizli. A kümesinin elemanları 2, 3 ve 4 B ile birleştiği zaman 1'den 8'e kadar rakamlar oluyor diyor. Buna göre bu şekilde kaç farklı B kümesi yazılabilir? A kümesinde 2, 3, 4 var. B kümesinde 2, 3, 4 var mı bilmiyoruz ancak bunların dışındaki 5, 6, 7 ve 8 kesinlikle var. Bunların yanına 2, 3 ve 4'ü İster ekleriz istersek eklemeyiz. B kümesinde bunların hiçbiri olmayabilir. Ya da e, burada 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 2, 3, 2, 4, 3, 4 ya da 2, 3, 4 gibi durumlar olabilir. Bunların yanında 1, 5, 6, 7, 8 zaten sabittir. Dolayısıyla burada aslında 3 elemanlı bir kümenin 8 tane alt kümesi vardır. 2 üzeri 3 eşittir. 8 tanedir de diyebiliriz. Cevabımız E şıkkı olur. A ve B kümeleri E evrensel kümesinin bir alt kümesidir. Buna göre B kümesinin eleman sayısı kaçtır demiş. Burada Venn şemasından faydalanmak istiyorum. Burası A kümesi, diğeri de B kümesi, hepsini kapsayan kümeye de evrensel yani E kümesi diyebiliriz. A fark B'miz 4'tür diyor. Yani burada 4 tane elemanımız var. Burada A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni. Bunu A bileşim B'nin tümlerini şeklinde ifade edebiliriz. Dolayısıyla A bileşim B'nin dışında yani buralarda 3 tane eleman var. Yani 4 artı 3'ten 7 tane elemanımız tamamlandı. Evrensel kümede 12 tane eleman varsa buradaki taramış olduğum bölgede yani B kümesinde 5 tane eleman olacak. Cevabımız C şıkkı. B kesişim A'nın tümleyeni ifadesi B fark A'ya denktir. B fark A birleşim A kesişim B'yi sorarsa bu da V şemasıyla çizersek daha rahat göreceğiz. A kümesi diyelim. Buraya da B kümesi. B fark A burası. Sonrasında birleşim demiş. A kesişim B. İkisini birleştirirseniz B kümesi olacaktır. Cevabımız C şıkkı. A kümesinin alt küme sayısı 2 üzeri A'nın eleman sayısına eşittir. Bu da 16'ymış. Buna göre A'nın eleman sayısı eşittir 4. B için 32'dir diyor. 2 üzeri SB eşittir 32 olduğuna göre B'nin eleman sayısı SB eşittir 5'tir. Ortak elemanlar demiş yani A kesişim B'nin alt küme sayısı 8'dir demiş. Dolayısıyla A kesişim B'nin eleman sayısı 3'tür. Şimdi bize A birleşim B'yi sormuş. A birleşim B'nin eleman sayısını bulmak için A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi kesişimleri diyebiliriz. Buradan 6 tane elemanımız var. Yani bu kümenin 6 elemanı olduğuna göre alt küme sayısı 2 üzeri 6'dır. Bu da 64'tür. Cevabımız C şıkkı. Bu soruda öncelikle veya dediği zaman ne yaparız? Bunu yazalım. A birleşim B, A veya B şeklinde okunur. Bu da A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi kesişimleri şeklinde bir kuralımız var. Gelelim sorumuza. A satırında 3'ün katı olanlar, B'de ise 2'nin katı olan kareler taranmıştır. Buna göre sütunların kaç tanesinde A veya B satırındaki kareler boyalıdır? Öncesinde 3'ün katı olanlara bakalım. 3, 6, 9, nokta nokta 99'a kadar karelerimiz var. Burada son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 dersek 33 tane terim var. Sonrasında B'ye geçelim. Yani 2'nin katı olanlara bakalım. Bu da nedir? 2, 4, 6, 8, 100'e kadar gidiyor. Burada da son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 dersek 50 farklı eleman var. Şimdi kesişimleri. Yani hem 2'nin hem de 3'ün katı olanlar. Dolayısıyla 6'nın katı olan karelerin sayısı. 6 ile başlıyoruz. 6, 12, 18. 99 ya da 106'nın katı değildir. 96'ya kadar yazabiliriz. Yani burada da terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'den 16'dır. Dolayısıyla 33, 83 buradan 10 çıkarırsak 73. 73. Toplam 67 tane kare vardır. Cevabımız da E şıkkı. Burada küme çizebiliriz. A kümesi bu olsun, diğeri B kümesi. Bir tane de ne yapıyoruz? E ile gösterdiğimiz evrensel küme dışlarında olacak şekilde çiziyoruz. B kümesinin 4 elemanı var. A kesişim B bizim işimize daha çok yarar. Buraya 3'ü önce yerleştirelim. B kümesinde 4 eleman varsa 4 3'ten Burada bir eleman kalır. A birleşim B'de 6 eleman var. 4'ü burada olduğuna göre 6 eksi 4'ten 2 tanesi de A fark B kümesinin içinde. E toplamı 9'dur diyor. E 6 tanesi burada olduğuna göre 9 eksi 6'dan 3 tanesi A ya da B'ye bağlı değil. Yani A'nın tümleyeninin eleman sayısı deyince taramış olduğumuz 1 ve 3'ün bulunduğu bölgedir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. A fark B ile B kümesini birleştirdiğimiz zaman A kümesi oluyormuş. Bunun için bir Venn şeması çizelim. Burası A kümesi. Diğeri de B kümesi. A fark B'miz burası. Bunu B kümesi ile birleştirdiğimiz zaman sonuç A oluyormuş. Yani dolayısıyla şu aslında sağ taraftaki taramış olduğumuz bu bölgede hiç eleman yok. Bu da ne demektir? B kümesi A'nın bir alt kümesidir. B'deki tüm elemanlar A'da da vardır. Dolayısıyla birinci ifade doğru. A ile B'nin kesişimi boş küme olamaz. İkisinde de B'nin elemanları ortak dedik. Bu boş küme değil de B olmalı. İkinci ifademiz yanlış. A ile B'yi birleştirirsek A daha kapsamlı olduğu için burası A olmalıydı. Bu da yanlış. Cevabımız yalnız 1 ile A şıkkı. Bir tane A kümesi çiziyoruz, sonra bir tane de B kümesi. Burada A kesişim B'nin eleman sayısı 7. A fark B bileşim, B fark A'nın alt küme sayısı 128. E 2 üzeri 7, 128 olduğu için bu taramış olduğumuz iki bölgede toplamda 7 tane eleman var. Mesela buraya 3, buraya 4 ya da tam tersi bunu bilmiyoruz. E burada diyor ki evrensel kümenin eleman sayısı 17. E bunların hepsini toplarsak 7 artı 7'den 14 yapacak. Dolayısıyla bu A ve B'nin dışında kalan evrensel küme içerisinde olan 17 eksi 14'ten burada 3 tane eleman vardır. Cevabımız C şıkkı. B şeması çizelim. A kümesini ve B kümesini oluşturalım. Sonrasında sorumuzda 2 tane oran var. İkisinde ortak olan A birleşim B. E birinde 7 birinde 5'in katı. Dolayısıyla biz bu her ikisini de 7 ve 5'in ortak katı olan 35'te buluşturalım. Burası 35 Diğer de 35 olsun burada 7 değil de 35x yazarsak içler dışlardan 70x yapar. 7'ye bölerseniz a fark b'miz 10x. Burada 10x tane eleman var. Yine burada 35x bölü soru işareti diyelim. E sadeleştirirseniz 7x içler dışlar çarpımından burası 21x olmak zorunda. B fark a'mız 21x. E, şimdi toplamları a bileşim b'ye 35x dedik. İkisini toplarsanız 31x yapıyor. 35'ten çıkarırsak kesişimleri en azından ne olacak? 4x. E burada x yerine 1 verirseniz A kesişim B'nin eleman sayısı en azından 4 olmalı. Cevabımız Adana. Şekildeki taralı bölgeyi ifade eden küme hangisidir? Öncelikle burası A kesişim B'dir. A kesişim B sonrasında ne diyeceğiz? Birleşim diyeceğiz. Çünkü başka bir taralı bölge daha var. O da burasıdır. Burada C'de olup da B'de olmayan elemanlar. Yani C fark B'dir. Dolayısıyla bu şekilde cevabımız E şıkkı gelir. A, B, C'de kümeleri tanımlanmıştır. Buna göre sınıftaki sarışın olmayan gözlüklü erkek öğrenciler cümlesi hangisidir? Sarışın olmayan gözlüklü erkek demiş. Kızlar yok. Dolayısıyla D'nin olduklarını eleyebiliriz. Hem gözlüklü olacak, hem de erkek olacak. Dolayısıyla buradaki A ve C'nin kesişimi olması gerekiyor. C kesişim A olacak. Sarışın olmayan diyor. Dolayısıyla sarışınları çıkarıyoruz. Yani sarışınlar B kümesinde olduğu için C kesişim A fark B şeklinde ifade edebiliriz. Bu da A şıkkında var. A kümesi B'nin bir alt kümesi değildir. B de A'nın alt kümesi değildir. Burada A ve B kümelerini çizersek birleşimlerinin en az kaç olacağını soruyor. Birleşimleri az olması isteniyorsa buradaki kesişimlerinin olabildiğince büyük bir değer olması gerekir. Burası 10 olamaz. 10 olursa çünkü A kümesi B'nin alt kümesi olur. Buraya en azından bir tane olmak zorunda. Dolayısıyla 10'dan 1 çıkarırsak kesişimleri 9 elemanlı. B kümesinin eleman sayısı 12. 9'u çıkarırsak burası da 3 olacak. Dolayısıyla birleşimleri 1 artı 9 artı 3'ten 13'tür. Cevabımız Bursa. Bu kümesi 1, 2, 3, 4 rakamları ile elde edilebilecek tüm 4 basamaklı rakamları farklı sayıların olduğu kümedir. U'nun elemanlarından 4 rakamı 1'in solunda olanlar, 4 solda 1 sağda olacak şekilde olanlara A kümesi diyoruz. 4 2'nin sağında ise 2 sol tarafta 4 sağ tarafta ise bu B kümesi. Diyor ki buna göre A birleşim B kümesinin eleman sayısı kaçtır? A birleşim B'nin eleman sayısını bulmak için A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi ikisinin kesişiminin eleman sayısı diyebiliriz. Dolayısıyla önce A kümesinde kaç tane eleman var bunu bulacağız. Şimdi 4 sayısı birin ya sağındadır ya solundadır. Rakamları birbirinden farklı. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 24 tane sayı yazılabilir. Yani U kümesinde 24 tane sayı var. Yarısında 4 birin sağındadır. Yarısında 4 birin solundadır. Yani 24'ün yarısı 12. Benzer şekilde B kümesinde de yarısında 2 sağda yarısında 2 soldadır. 24'ün yarısı 12. Şimdi burada önemli olan kesişimleri. Yani 4 sayısı birin solunda 2'nin ise sağında kalıyor. Dolayısıyla bu şekilde bir durum olacak. E burada zaten sadece 3 sayısı kaldı. 3 ya burada olabilir, ya burada olabilir, ya burada ya da en sonda. Demek ki kesişimleri 4 elemanlı. Yani burada 12 artı 12, 24. 4 çıkarırsak birleşimde 20 eleman vardır. Bu da değişik kadar.